Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba Sektörlü Haber Merkezi izleyicileri, Sektörlü Aras. Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Karadeniz'in incisi Giresun Bulancak'tan farklı bir sektör noktasındayız. Maket dünyasına konuk olduk. Yanımızda ise firmamızın sahibi, bu işin duayeni beyefendi Necati Ok bulunmakta. Bakalım kendileri bu güzel noktadan, iyi hizmetlerinden, farklı çalışmalarından ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Necati Bey merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler efendim. Şimdi öncelikle sizi tabii bir tanıtacağız. Ekranlara başındaki değerli izleyicilerimize farklı çalışmalara imzalar atıyorsunuz. Evet. Maket dünyası olarak. Evet. Necati Ok kimdir? Sektöre girişkeniz nasıl gerçekleşti? Necati Ok 1973 doğumlu, Giresun Bulancak doğumluyuz. İki oğlum var, evliyim. Allah başlasın. Şöyle diyeyim, 87'den beri maket üzerinde hobi olarak çalışıyorum. 87'de başladım bu işe. Asıl mesleğiniz? Asıl mesleğim inşaat bölümünde. İnşaat üzerinde, taşımanlık bölümü, inşaat bölümünde. Evet. Hobi olarak böyle son 5-6 yıldır da ticari işi kendim geliştirdim. Ticari olarak yapıyorum. Ticari evet, olarak peki. Yapıyorum. Şimdi maket dünyası bir hobi olarak başladı. Şimdi biraz bu işi tabii ticari boyutuna da gitti bu iş. Evet. Şimdi arkamızda örnek çalışma var. Yukarıdaki çalışmalarınız var. Ekranlara başındaki değerli izleyicilerimizi izliyorlar. Evet. Nelerden esinleniyorsunuz? Neler yapabiliyorsunuz? Farklı cami maketler olabiliyor, siteler olabiliyor, artı okullar olabiliyor. Yani zor olan her şeyi yaparım diyebilirim. Yani, çünkü yani zor, proje bazlı değil mi? Evet, özel proje bazlı çalışmaları. Çalışmalarım var, yapabilirim. Evet. Yalnız şu var, ahşap çalışıyoruz biz. Yani şöyle karton veya karton şey değil. Karton veya farklı bir şey değil. Kullanmıyorsunuz. Ahşap çalışıyoruz. Ondan dolayı biz çalışmamız uzun süreli oluyor. Ne arşap kadar sürüyor ortalama bir çalışma? Ya, mesela arkamızda diyelim, bir örnek projeniz var. Onlar şöyle diyeyim, yine bir yılı, bir buçukluğumu alıyor. Yani bir proje çalışmam bir buçukluğumu alıyor çalışma. Sizin şimdi tabii sadece işiniz bu değil. Diğer mesleğimiz evet, gereği de bu süre biraz uzayabiliyor. Evet. Ama üzerine tam düşülürse yaptığınız bir çalışma ortalama yani 6 yani, ay, 1 yıl o civarlarda. Ortalama süreklisi çalışsak bir 6 ay dediğim gibi olabilir. Ama dediğim gibi iş gereği bir buçukluğumu alıyor. Evet, malzeme olarak sadece ahşap. Ahşap kullanıyoruz. Artı suya dayanıklı boyalar kullanıyoruz. Ahşap boyaları. Zarar görmemesi evet, için değil mi? Uzun ömürlü olma açısından. Evet. Bir de suya dayanıklı beni kullanıyoruz. Yani uzun ömürlü kalabilme açısından. Kalabilmesi açısından. Evet. Sonuçta ağaç bu. Ağaçla uğraştığımız evet, için evet, onu koruyacak dış etkenler lazım. Siz de onun için özel yani, boya özel kullandığınız malzemeler var. Aynen. Peki şimdi sizin bir de uçak sistemiyle ilgili bir hizmetiniz var. O nedir? Evet, model uçak eğitmenlik şeyim var. Belgesini aldım o kendime. Siz gittiniz kurslara. Kursuna gittim. Belgesini aldım. Kendime o konularda yetişmiş olduk. Model uçak eğitmenlik olarak kurs verebiliyorum. Artı RC kullanabiliyoruz yani. Kumandalı bir kumandalı sistem. Kumandalı RC'leri kullanıp onu da uçurabiliyoruz yani. Bir de onun sadece rüzgar yani daha doğrusu doğal yakıtsız olan var. Evet, planör, planör olarak var yani. Onu biz şöyle sadece ahşap olarak yapıyoruz yani. Ne ağacından yapıyorsunuz? Ihlamur. Ihlamur ağacı. Bazı ağaçları var. Hafif olması lazım. Hafif olması gerekiyor. Evet, doğrudur. Evet. Bir de dayanıklı olması gerekiyor. Kanatlarda neyi kullanıyoruz? Kanatlarda yine dediğim gibi ihlamur ağaçlarından kullanıyoruz. Bir de dişine kaplam olarak parşömen kağıdı kullanıyoruz. Evet. Onu hafif oluyor. Daha gergin hale geliyor. Kaç saat havada durabiliyor? Bu belli bir saati o var mı? Çok simetrik ayarlamamıza bağlı. Çok düzgün yaparsak yani 3-4 saat de durur ama düzgün ayarlarını yapamazsak 10-15 dakika içinde iniş yapar. İniş yapabiliriz. O bizim simetrik çalışmamıza bağlı. Bazen simetrik günlük de olabiliyor mu? Aynen. Siz sohbetimizde aynen, biraz yani, bahsetmiştiniz. Şöyle diyeyim, dünyada ve Türkiye dünyada en uzun kalan bir uçaklardan biri ATA lelik modeli uçaklarımız evet, var. Evet. Niye? Yakıt sıkıntısı yok. Rüzgar sirkülasyonu güzel yakaladığı zaman havada herhalde istediği kadar sürede kalabiliyor yani. Evet. Yani. Peki şimdi maket dünyası farklı bir hizmet. Türkiye'de herkesin yapamadığı bir işi yapıyorsunuz. Evet. İnce dokunuşlar var. Uzun süre alıyor. Bunun görselliği önemli. Işık sistemi,
Işık da kullanıyorsunuz değil mi? Tabii mesela marketlerin içerisinde. Aydınlatma açısından, güzellik açısından ışık da kullanıyoruz. LED farklı çalışmalarımız oluyor. Görsel açısından. Evet. Tabii müzik sistemi yapabiliyorsunuz. Ses sistemleri koyuyoruz aynen. Görsel açısından. Yani cami yaptığımız zaman ona bir farklı ezan okuma var. Böyle farklı şeyleri Kur'an koyuyoruz. Kur'an okuma var. Aynen. Süreler koyuyoruz. Evet. Diğer sitelerde yine farklı bir şeyleri koyabiliyoruz. Yani müşterinin istediği bir şeyi koyabiliyoruz yani. Yani siz diyorsunuz ki müşterilerimiz bizden ne arzu ederlerse biz onları geliştirerek üzerinde maketin uygulamalar yapabiliyoruz. Aynen. Onları... Peki bu işte hedefiniz ne? Yani ne düşünüyorsunuz? Hem öbür işiniz var, inşaat ustalığınız devam ediyor. Bu işte farklı bir sektör. Şu var. Yani ileriki Türkiye'nin zamandaki... farklı mesela talepler gelirse karşılayabilir misiniz? Karşılamaya şöyle. Şu anda kendim yani evde durdum. Şu anda tabii. Şu anda burada bir tarasta, ofis ortamı yapmışsınız. Tarasta ofis ortamı yaptım. Orada çalışıyorum. Ama ileriki zamanda talep yoğunluğuna göre tabii ki bir geniş bir ofis, atölye geniş olarak bir atölye, düşünür ve o şekilde karşılamaya biraz çalışıyorum. Biraz daha insanların taleplerini aynen karşılayabiliriz aynen diyorsunuz. Ekranlara başındaki değerli izleyeceğimiz numaralardan size ulaşırlarsa siz arz aynen ettikleri, size gönderecekleri bir projenin taslağını onlara yardımcı oluruz diyorsunuz. Evet. Peki başarılarınız daim olsun. Son olarak toparlayalım. Ekranları başında bizi izleyen değerli izleyicilerimize, bugüne dek maket dünyasını sizlerin hizmetlerinden faydalanmış konuklarınıza bir teşekkürünüz. Son sözlerinizi alalım. Şöyle diyeyim. Yani ilk önce şunu işletmek istiyorum. Yani bu çalışmanın hobi olarak başladım. Evet. Benim yani gençlere de bunu tavsiye ediyorum. Yetişen gençlerimize tavsiye ediyorum. Yani bu tip çalışmalarına hızlılık versinler. Evet. Yani interneti fazla hani teknolojiyle değil de teknoloji değil de el çalışmalarla. Yani bilgisayar ama koyup da çıkarıp bükmek değil de evet el çalışmaları, kesmeleri, böyle bu şekilde boyamalarına yani gençlere bunu tavsiye ediyorum. Ediyorsunuz. Yani ekran başlarında gençlerimize bunu tavsiye ediyorum. Evet, evet. Bunun daha hızlı yürümesini istiyorum yani. Evet. Bu da bir sosyal yani mesaj olsun buradan ekranlar başındaki gençlerimize. Peki sizin de zaten oğlunuz yalnızdı. O da evet ufak ufak bir şeyler o yapıyor. O da aynı çalışmalar yapıyor aynı ona şekilde. Da, ona da öğrettiniz bu işi. Kendi... Hatta dediniz sen yap bir şey. Evet yani benim işlerime karıştığı için dedim yok. Kendin tasarım kendim yap diyerek evet, kendisi yapıyor evet şu peki anda. Peki başarılarınız daim olsun. Teşekkür ailenizle ederim, çocuklarınızla ben size başarılar diliyorum. Giresun'a Bulancak'a kattığınız bu farklı değerli hizmetinizden dolayı sizi kutluyorum. Teşekkür ederim. Ülkemizin farklı noktalarından sizi ararlarsa siz bu konuda inşallah kendilerine yardımcı olacaksınız diyelim. Maket dünyası olarak farklı bir çalışma ve hedefinizde tekrar buluşmak dileğiyle. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkürler. Teşekkür sağ olun. Evet değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri, yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Karadeniz'in incisi Giresun Bulancak'tan farklı bir noktada izledik. Maket dünyasından firmamızın sahibi beyefendi Necati Ok'tan aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü Merkez Stüdyo'dan aktarıyoruz. Hoşçakalın.